erkek adam derler. Fesiyan takarız, ıskarpinle basarız da kaytan bıyık vurarız. Alem bize dar gelir, cekete hiç sığmayız. Atarız omzumuza aman mahreme bakmayız. Bize erkek adam derler. Ağlamayız gülmeyiz, bir elimiz saldırmada vurgu nedir bilmeyiz. Takarız belimize altı patlar kıyamet. Bir tane çağrımız var, o da Allah'a emanet. Bize erkek adam derler. Evler niye biteriz? 3-5 kurşun yakarız da buradan kır içeriz. Nam salmışız İstanbul'da, kusur olmaz saygıda. Bize, bize severiz ama aşka yer yok raconda. Bela ile sözlüyüz, mahpus ile nişanlı, namımızla evliyiz. Yalnızlıktır yarımız. Bela ile sözlüyüz, mahpus ile nişanlı, namımızla evliyiz. Yalnızlıktır yarımız. Hayırdır Feraye Hanım? İçeriye kadar geçebilir miyiz? Yok, geçemeyiz. Ne diyeceksiniz? Değine buraya da. Çok önemli ve özel. Ha, buraya durunca önemiyle özel iki değil mi? Lütfen. Sadece 2 dakika. Kaybetmezsek iyi bulduk. Buyurun. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Uy! Bu ne biçim evdir Feraye Hanım? Böyle halkalar, boncuklar, toplar. Ağaca bak. İnsan sirkte oturur mu? Buyurun. Buyurun Eşref Bey. Yok, siz böyle buyurun. Buyur. Eşref Bey. Ben çok kötüyüm. Ne? Beni buraya bunun için mi çağırdın? Nereden arayayım? Edelim bir tabibe telefon, gelsin de. Tabibin fayda edeceği bir hastalık değil. Feraye Hanım, kansere bile çare buldular. Sen hangi çağda yaşıyorsun? Benimki... Kara sevda. Uy. Olacağı buydu. Feraye Hanım, ben bunu duymadım, işitmedim. Siz de bu lafı hiç söylemediniz. Hadi size iyi günler. Ama Eşref Bey. Ula, ben de diyorum ki bu kara, bu karıyı niye istemeyeyim? Meğer sevdalısıymış. Utanmadan yüzüme yüzüme kara diyor. Ulan Allah'ın işine bak. Bir de az kaldı bacımı verecektim. Ya Rabbim, çok teşekkür ederim beni uyandırdığın için. Yok yok. Bu kadar kısa kaldığına göre bir şey yok. Hayatım baksana. Nasıl gülüyor Eşref abi? Ben hiç Eşref abi böyle keyifli görmedim. Öyle mi diyorsun Şükriye? Ben demiyorum. Eşref abinin yüzü diyor. Ha? Bir de sanırım Eşref abi buraya geliyor. Hayati! Hayati! Hayati Eşref abi! Sakin ol. Dur.
Of, ben ne yapacağım şimdi? Ablana söyleyeceğim ya da nasıl söyleyemeyeceğim? Şükriye, böyle bir hadise yaşanmadı. Kimse kimseyi görme, tamam mı? Ay hayatım, ben böyle bir şeyi kime nasıl söyleyeyim? Ay. Ben kazandım. Abi daha kağıtları açmadın. Oyun bile başlamadı. Bir de sizle oyun oynayacağım, öyle mi? Lan sizinle ben ömrümde aynı masada oturdum mu ki oyun oynayacağım? Siz kimsiniz lan? İç sürüleri. Beni Haşim mi zannettiniz, araya makas alacaksınız? Birader, lan! Lan! Ulan Haşim, ne kadar kaybettin bugüne kadar? Abi çok. Haşim diyeyim, kime diyeyim? 35 milyar abi. Haşim, bir ara senin 35 kere kemiklerini kıracağım. Ne yusa bak, etin ne budun ne? Fabrikatör müsün oğlum sen? Abi ben nereden bileyim araya aldıklarını? Biz hile yapmadık Eşref abi. Bileğinizin hakkıyla, öyle mi? Dağıt, dağıt. Bu seferki el 35 milyar. Abi, biz bu rakama nereden oynayalım? Oynamayacaksınız ulan, kaybedeceksiniz. Hı? Tesadüfe bak Haşim. Yine ben kazandım. Abi, biz bu parayı ödemeyiz. Ödemeyiz mi? Ödemeyiz ha? Durun, ben peşin peşin sizden alacağımı alayım. Bakalım Kara Eşref'in birinde alacağı kalıyor muymuş? Çık çıkalım çayıra, yem verelim ördeğe. Hak kudu muk kudu çıktım çıkardım. Yok Lütfiye, seni almadan ben annemin evine dönmem. Yani Sebahati, ben de senin anneni tanıdıysam azıcık, o kendini öldürür de beni o eve gelin sokmaz. Nereye sokmuyor? O barışmak istedi, ben pas vermedim. Senden özür dilemesini istedim ki öyle barışayım. Ay. Sebahati atıyorsun ama çok hoşuma gidiyor. Ne biçim konuşuyorsun kız, atıyorsun mu atıyorsun? Allah'ım ya Rabbim, Eşref abi. Ay ne oğlum, ne? Siz düşeriniz adamlarsınız lan. Dur git orada. Ay dur. Ay. Namussuzlar, yakarım ulan sizi, tamam mı? Akşama kadar size mühlet. Ulan hem kumar borcu, namus borcu diyorsunuz, hem de ödemiyorsunuz.
Eğer parayı getirmezseniz ben gelirim. Ben gelirsem de ne yapacağımı çok iyi bilirsiniz. Hadi eyvallah. Eşref abi kumar mı oynuyor? Sus kız. Stres atmaya gelmişsin adam buraya. Ne kumarı be? Yok yok. Resmen kumar bu. Lütfiye sus diyorum. Öf öf. Neden çıktı bu iş be? Şimdi geldi anlat Eşref abiye kar abim kumar oynuyor diye. Ver elini, tut ver, kız ver. Düşeceğim. Ay kumar bu. Ay. Vallahi kumar bu. Vallahi. Sen ne kadar büyümüşsün Reyhan. Vallahi tanıyamadım seni. Teşekkür ederim abi. Zaman geçiyor işte. Ben de seni tanımadım. Kim derdi ki Alemdar Ağa'nın yeğeni bir gün mahalleye dönecek? Döndük işte. İyi mi olacak, kötü mü olacak göreceğiz. Abi Eşref abimin kahvede olması lazımdı ama... belki bir yerlere uğradıysa... Hay Allah, nasıl yapsak şimdi? Ben sonra kahveye uğrarım. Nasıl olsa daha buralardayız. Daha çok görüşeceğiz. Ay bir saattir konuşuyor elin adamıyla. Hii, bah abicim bah, bu sana yapılır mı be? Ay utanmaz, bir de el sallıyor. Çağdaş. Efendim kızım. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Sen bu kızını boş ver. Ben ne yapacağım? Elimde duruyorum. Öbür kızına bak ne hatlar karıştırıyor. Hele hele. Ne karıştırıyormuş? Kapısının önünde başka erkeklerle konuşuyor. Aa! Ne oldu Çağdaş'ım? Yüreğine mi indi yoksa kederden? Kız Allah göstermesin. Benim niye yüreğime insin? Ben kaç yaşındayım ki? Ay bak, senin yüzünden tepsi devrildi. Aman tepsiymiş. Ben burada ne diyorum, sen ne diyorsun Çağdaş? Ay kızım, sen yanlış görmüşsündür. Ay neyini yanlış göreyim ana? Bir de utanmadan arkasından el sallıyor. Ah, kızım, adres gösteriyordur. Niye el sallasın elin adamına? Pirinç topluyorum. Lan Dombili, gel bakayım buraya. Sen niye ağlıyorsun? Yadigar baba öğretmen sınıftan attı. Atmaz. Öğretmen sınıftan atmaz. Sen kaçmışsındır. Kaçtım. Ben hiç anlamıyorum derslerden. Sevmiyorum okumayı. Seversin. Söyle bakalım, sen evden çıkarken süt içtin mi? Sütü de sevmiyorum. Oh, gel bakayım. Açtırma benim bayramlık ağzımı Dombili. Sütü sevmeyen insan olur mu? Bak o yüzden demek ki. Süt içmeyen adamın kafası çalışmaz. Süt içmeyen adam bırak derse hiçbir şey anlamaz. Sen en çok hangi dersi anlamıyorsun? Matematik. En kolayı. Hele iç. Ben sana anlatacağım. O yüzünü yırtarım senin Dombili. O asitli zıkkımlardan içsen lıkır lıkır içersin. Hele hele yamacı. Şimdi de bu çocuğumu zehirliyorsun. Yine ne oldu dünyada? Nerede deprem oldu? Nerede savaş çıktı? Nerede kıyamet koptu da dükkanıma geldin?
Felaket tellalı! Aman! Sanki senden büyük felaket var. Anlatacaktım, vazgeçtim. Merakından çatla. Dombili. Eğer bir daha süt içerken yüzünü buruşturursan... ...seni bu cadı olsun eline veririm. Yok Yadigar baba. Ne buruşturması? Biraz sıcaktı süt ondan. Bak nasıl kafan çalışmaya başladı. Çıkar çantandan defterini kitabına. Hey 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 benim ağam. Harputası benim ağam. Hey 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 benim ağam. Kakkoşası benim ağam. Anam anam. Bu pirpirim eti yenmez ki. Neyse vallahi bir parça da nohut atam. En azından et sayılır. Ya nohut tereyağsız hiç gitmez. Parça da tereyağı atam. Olmadı abime yedirmem ben yerim. Geldin mi Feraye'cik? Geldim geldim. Biraz geç kaldım kusura bakma. Yok yok önemli değil. Senin niye keyfin yok? Yok bir şey. İki dakika. Anam anam. Pirpirimi özleyeceğim. Rüyamda görsem ayrı yormazdım ha. Hadi. Aha. Tencereyle kapak yuvarlamış gidiyorlar. Kim bilir nereye gidiyorlar. Vallahi bunlar bir gizli iş çeviriyorlar ha. Ben de o gizli işi aşikar etmezsem bana da Reyhan demesinler. Ne olduysa canım nohutlu tereyağlı birbirim oldu. Kaç tane yadigar var bu mahallede? Bir. Aferin. Yazalım bakalım. Şimdi söyle bana. Kaç tane Eşref var? Bir. Olur mu? Bak bir sarı Eşref abim var. Bir de kara Eşref abim var. Kaç taneymiş? İki. Yani bir. Bir daha. İki eder. Bir artı bir daha eşittir iki. Şimdi bu sıfır. Yani kim? Gürbüz abi mi? Değil. Ejder abi. İç hele şu sütü. Hele şimdi söyle. Sıfır kim? Şadiyana. Maşallah, maşallah, zeka fışkırmaya başladı. Birin ardına sıfır koydun mu ne olur? Yadigar baba roketi takar, fiu kaçar. Kaçmaz, on olur. Ama unutma Dombili. Sıfır her zaman birin önünde sayılsa da hep birin arkasından gelecektir. Gelmezse hiçbir işe yaramaz.
Sıfırı çarpınca her bir şey siliyor. İşte o da işin sırrı. Şadiye ananla çarpışmayacaksın. Hep arkanı alacaksın. Bundan sonra da her sabah gelip sütünü içip okula buradan gideceksin. Yok kanka yok. Bu kadının kesin manitası var. Ya Ejder, niye sinirimi bozuyorsun sabah sabah? İki lokma tatlı yedireceksin, onu da zehir dökmeden vermiyorsun. Gerçekler acıdır kanka. O kadar sen kur yaptın, o kadar ben. Hatta senin yüzünden kur bile yapamadım. İçimizde de pas yok. Ejder, bir şey gördün mü, duydun mu? Yok. Ejder bir şey görmez, duymaz, hisseder yavrum. Bak gör, bugüne yarına kalmaz, kokusu çıkar bu işin. Ejder'in burnuna kokular geliyor. Gelir tabii, patlıcanın dibi tuttu Ejder. Vay anam. Lafa tuttun, yaktık gül gibi yemeği. Vay vay vay. Mecbur mahalleliye yedireceğiz patlıcan oturtmayı. Acı acı, yanık yanık. Hayati Bek, nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok? Hiç. Bir şey yok abi. Canın sağlığı. Yüzün öyle demeyin. Ne diyor abi? Biraz daha ısrar et, söyleyeyim diyor. Ne diyecek? Sağlık bir durum yok abi, olsa söylerim. Yok. Allah vere dediğin gibi ola. Ama bu konuşmanın sonunda kazara bana bir şey söyleyeceğini tutar, o zaman sen bilirsin. Ama sen manevi baskı yapıyorsun. Bu manevi baskıyla söylenmez. Oğlum içindekini dök kurtul. Bu iltihapla yaşanmaz. Dök şu cerahatini. Dök. Of. Abi. Ha? Yok vallahi söyleyeyim. Lan yoksa Reyhan'la ilgili bir şey mi? Keşke öyle olsaydı abi. Hemencik söylerdim. Daha kötüsü. Ceylan'sı alıştıra alıştıra söyle. Vallahi yüreğim kaldırmaz. Yok abi. Daha da kötü. Lan kim öldü? Ölüm bundan iyi abi. Hayat öleceğim oğlum. Burada canıma kastın mı var? Estağfurullah abi. Yedirt be lan estağfurullahını. Söyle lan. Abi Feraye. Dostu var değil mi? Var abi. Ben biliyordum zaten o karıdan bir çapan oğlu çıkacağını. Ama abi hele bir sor kim? Hayatta tahmin edemezsin. Taksici Kemal mi yoksa? Taksinin sarısından yakaladın abi. Hadi canım. Tabii canım. Bizim eşler. Aynen o abi. Fosso sarı eşref. Gözümle gördüm abi. Neyi gördün lan? Yok abi, o kadarını değil. Eve girdi gündüz vakti. Mevzu başka mevzudur. Bizim Fosso kim, oturuba Feraye kim? Abi dışarı çıktığında Eşref abinin halini bir görecektin. Hayat bilirsin değil mi, bu sır senden gömülecek. Tamam abi. Abi nereye? Nereye olacak? Yadigar babaya. Abi söyleyecek misin? Bizimki söylemekti. İstişare etmek. Mevzuya çözüm bulmak. Yani ben diyorum ki gene de fazla dinlendirmemek lazım. Öyle mi Hayati Bey?
Öyle abi, sonuçta sana Eşref abi. Hayat edeyim, kime diyeyim? Vay vay vay. Gözüm kör olaydı da görmeyeydim. Anam. İki bekar fitne fücür kadın doğumcuda ne arar? Aa. Ha. Bakın işte bu tabela düşmüş. Ben hallederim. Hı hı. Abi seninle bir şey konuşabilir miyiz? Memleket meselesi ise olur. Yoksa hiç dinleyecek halim yok Sebahattin. Abi daha mühim memleket meselesinden. Memleketten daha mühim bir mesele ne olacak Sebahattin? İşte bir anlatayım abi. Sebahattin istemiyorum, nasıl anlatayım sana? Misallerle mi, örneklerle mi? Misalen çay istemiyorum. Misalen kahve istemiyorum. Ulan. Bırak oraya. Onu misalen dedim. Yani abi anlatayım mı? Yani tövbe estağfirullah. Abi anlatmayacağım, sonra ileride niye anlatmadın diyeceksin. La sen buraya benim karakterimi mi tartışıyorsun? Huyumu mu değiştirmeye çalışıyorsun? Estağfurullah abi. Ya bir şey anlatmam lazım Kara Şerif abiyle ilgili ya. Sen nereden duydun? Abi gözümde gördüm. Başka kim gördü? Beraber oynadı, herkes görmüştür. Kaç kişi oynuyorlar la bu oyunu? Abi sen daha iyi bilirsin ama en az 4. Oha! Ben nereden bileceğim 4-5'li oynanır Sebahattin? Atır bakalım tersini. Benim bildiğim 2 kişi oynanır bu oyun. Yok abi, keşke pişti oynasalardı. Resmen yanık. Ben de bir yanıklık olduğunu tespit ettim de. Ulan sen kafamı karıştırdın 4-5 kişi diye. Eşref yapmaz öyle işler. Abi benden söylemesi. Ama arkalarından bağırdı kumar borcunuzu ödeyin diye. Ulan ne kumarı? Abi Eşref abim kumar oynuyor. Ne? Ulan ben de zannettim. Bir şey diyeceksin. Sen benim bildiğim sırları bir bilsen. Bu Feraye'nin kara sevdaya tutulduğunu bir bilsen. Ağzın böyle açık kalırdı. Kime tutulmuş ki abi? Kara diyorum da. He? Ört ağzını. Ört dedim. Abi Ceylan abla varken nereye öyle bir işe kalkışıyor? Ne dedun, ne dedun? Abi annem mahvetti beni ya. Sen bilmiyorsun. Bende ne akıl bıraktı ne fikir ya. Vallahi ben kendimi öldüreceğim ya. Öldür Sebahattin, öldür. Vallahi ben seni öldürmeden ya. Sen kendini öldür. Yanlış görmüştür. Bir eve girip çıkmanın neresini yanlış görecek Yadigar baba? Tamam, hayatı çok matah bir şey değil ama. Bir eve girip çıkmanın neresi yanlış olacak Eşref? Bana adamını savunma. Biz böyle mi büyüdük, böyle mi yetiştik? Gündüz gözüyle bekar kadının evinde ne işi var Fosso'nun? Gidip dedin mi bunları bir yüzüne? Ne diyeceğim? Fosso. Ben de diyorum elin turuvasını niye savunuyor? Meğer biniyormuş. Yoo, iftira etme. İftira etme. Böyle mi büyüdün yetiştin sen? Yarın öbür gün aranızda akrabalık olacak.
İnsan sevdiği için her şeye katlanır. Ne yapalım? Benim Ceylan'ımın abisi böyle der. Bağırma taş basarım. Reyhan? Reyhan bu mevzuyu duysa o Fosso'nun yüzüne mi bakar? E söyleme o zaman aslını astarını öğrenmeden. E söylemeyeyim de Yadigar baba başkasından duysa tu diye yüzüme tükürmez mi sen nasıl abisin diye? Kızım neredesin? Ben de seni arıyorum sabahtan beri. Aşağı doğru nerede olacağım? Hafiyelik peşindeyim. Ne hafiyeliği? O senin kızın var ya o senin kızın. Doktor doktor geziyor. Yanında da Feraye'cikçiyi. Ne doktoru? Ay normal doktor olsa bir gidip hatırını sormaz mıyım? Bir geçmiş olsun demez miyim? En iyi doktorlara yanında ben gitmez miyim? Kadın doğumcuda ne işi var bu kızın? Ama ne işi olacak? O Feraye'cikçiyini götürüyordur. Ben bilmem Şadoş. Kızın da orada, cikcik de. Hele hele. Sen bırak da Ceylan'ı söyle bakayım. Reyhan! Ay. Fıt fıtık evinde oturmaz mısın sen? Ayol burası Reyhan'ın da evi değil mi Eşref'im? Orası hele de ana. Kaç kere dedim. Evden dışarı çıktı mı bana haber verecek. Beni bulamazsa hayatı haber verecek diye. Ay aman abi. Bana değilsin de kahvede iki dakika oturayım mısın? Hep dolaşırsın. Sen de o adamın hayatı de. Kızım. Mahalleyi bir boş bırakmaya gelmiyor. Bir boş bırakıyoruz, film fırıldak dönüyor ondan sonra. Niye abi, ne olmuş ki? Hıt! Hesap mı soruyorsun abinden? Misalen dedim. Hadi düş önüme. Düş önüme, doğru evine hadi. Ayol bir şey konuşuyorduk şurada. Aman ana, bir şey konuşmadığınız zaman mı var? Her gün, her saat ne konuşuyorsunuz ben anlamayayım. Vır 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 vır. Aynı şeyler. Yok onun saçı uzadı. Yok onun burnu kısaldı. Yok o onu giydi, şu şunu giydi. Reyhan diyeyim, kime diyeyim? Hala durur musun orada? Şadoş, sonra tafsilatla konuşuruz. Konuşacağız. Daha senle çok konuşacağız Reyhan Hanım ya. Aa, ne bakıyorsun? O onu giydi, bu bunu işte. Öyle olsun bakalım, hadi yürü. Yine ne fırıldak çeviriyorsun kız? Aa, ne fırıldı abi? Senin bacın ne fırıldağı çevirmiş? Herkes benim gibi olsa keşke. Kadın, ikide bir gelip de rızkımıza mani olma. Sen her adımın altında müşterimiz kesiliyor. Kudümsüz müsün nesin? Ben olmasam şu tipini gören bu dükkandan içeri adımını atar mı? Hele hele surata bak. Zebani suratlı. Sanki cehennem bekliyor. Dur bekle orada biraz. Daha cehennem sana yetecek kadar ısınmadı. Kurban ol sen bana. Bir şey diyecektim gene vazgeçtim. Söyle söyle. Ağırlık yapmasın sırtında. Bir de mahallenin babasıymış. Sultan, sana diyecek hiçbir şeyim yok. Çatla. Dikmeyeceğim seni. Dikmeyeceğim. Reyhan diyeyim, kime diyeyim? Kime diyorsun abi? Bana diyorsun. Ne diyorsun abi? Çıkar o ağzındaki baklayı diyeyim. Yok abi ne baklası? Sakız var ağzımda. Dilimin altına saklamıştım. Nereden gördün? Sen sokağın ortasında sakız mı çiğniyorsun? Yok zayıflamak için abi. Hem bu market sakızı değil, kenger sakızı. Sakız sayılmaz. Böyle ağaçtan koparesin ağzına atırsın. Uzatma sakız gibi lafı Reyhan. Söyle bakalım. Ne söyleyeyim? İçinden geçeni. Abi sen benim içimi ne zaman soruyorsan senin içinde muhakkak bir şey vardır. İçi boş olana fos, boş beleş gezene fosso derler. Abinin içi her zaman doludur. E işte söyle Bilek. Reyhan! Abi yok bir şey diyeyim. E niye söyleyecek bir şeyin varmış gibi davranıyorsun o zaman? Nasıl davranayım? Normal yürüyeyim işte. Saçların konuşuyor Reyhan, saçların konuşuyor. Oradan o tarafa, oradan o tarafa. Senin de bıyıklı.
Çocukların konuşuyor. Ben bir şey değil mi? Senle konuşan da kabahat. Buradan eve tek başına git. Düzgün git. Adam gibi git. Hızlı git. Yere baka baka git. Akşama ne yemek yapayız? O da devam abi. Ne otu ya? Ne otu ya? Semizotu abi, pirpirim yok mu? Bari içine iki parça et at. Aleykümselam Eşref'im. Sen gelmesen ben sana gelecektim. Hayırdır Yadigar baba? Bizim şerli bir işimiz olur mu? Olmaz. Gerçi bizim de olmaz. Senin biraz olmuş gibi. Nereden anladın Yadigar baba? Kara söyledi. Benim bildiğimi nereden biliyor ki Kara? Görmüşler. Kim görmüş? Hayati görmüş. Sebahati mi görmüş? Seni görmüş. Benim neyimi görmüş? O evden çıkarken görmüş. Feraye'den mi? Aynen öyle. Hadi gel baba. Bu Kara Eşref'in hali ne olacak? Bir taraftan kumar. Oynamaz. Sebahati görmüş, oynaymış. Bir taraftan Feraye'yle haşla fişna. Ne turuvaymış be kardeşim. At mı, deve mi anlamadım. İki Eşref aynı hörgüçte. Benim Feraye'yle hiçbir alakam yoktur. Olmadı, olamaz. Kadın bağ açıldı. Dedi ki, ben Kara Sevda'ya tutuldum. Ben de üstüne Kara'yla benim araba girme dedim. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Karı Kara'yla işi pişirmiş. Ne yapacağız? Bu işi nasıl temizleyeceğiz? Benim Reyhan'ım bu işi duyarsa abisini keser. Vallahi bu işin sonunda biri birini kesecek ama hangi Eşref kesilecek? Ceylan'la Reyhan, Reyhan'la Ceylan hangi Eşref'i kesecek belli değil. Yanlış görmüşsündür Şükriye. Bana inanmıyorsan Hayati'ye sor. Senin Hayati'yle ne işi var Şükriye? Dayı şimdi mevzu o mu? Mevzu bu. Ondan sonra vallahi keserim Şükriye, billahi keserim. Yani Hayati'ye sor derken yolla rastlaştık. O açıdan. Yoksa bir alakam yok. Ben anlamam Şükriye. Bir daha duyarsam ondan sonra Hayati gider Eşref abiyle konuşurum. Sonra seni keserim. Aman sana bir şey söyleyen de kabahat. Sonra ne oldu peki? Sonrası ne olacak dayı? Sarı Eşref abi de bir keyif, bir neşe. Feraye de böyle arkasından camdan bakmalar filan. Ondan sonra? Daha ne olsun dayı? Ya. Vallahi de billahi de kumarcıların arasındaydı amca. Eşref abi kaybedeceği bir şey yapmaz. Hele kumar asla. Ay kaybetmedi. Kazandı zaten. Senin ne işin var kumar oynanan yerlerde Lütfiye? Ben sana dikiş takış öğren diyorum. Çiçek boyama öğren diyorum. Gündüzleri televizyonda örgü programlarını izliyorum. Amcana kazak ör diyorum. Sen gidiyorsun kumarcıların arasına. Ay amca konuyu nasıl saptırıyorsun? Kumar diyorum, Eşref abi diyorum, sen... Ben de sana bunları yeme diyorum. Kaça kilosu bunların biliyor musun? Sen ne Eşref abinin kumarından? Ay. Eşref abi gerekirse kumar da oynar, karıya kıza da gider. Ne? Kadın mevzusu da mı var? Sana ne Lütfiye? Sana ne? Ay ya
Çağdaş öldüm bitti mahvoldum. Geçmiş olsun Ceylan Hanım. Neyin var? Doktor ne dedi? Sen doktora gittiğimi nereden biliyorsun Çağdaş? Hele hele bilmeyen mi var? Allah Allah. Ay ne dedikoducu olmuş bu mahalle. Sen bırak mahalleyi. Hele söyle bakayım. Doktorda ne işin var? Benim bir işim yok. Feraycık muayeneye gitti. Rica etti ben de yanında gittim. Ay, kimin çocuğunu aldırdı o turuva? Ay ne çocuğu Çağdaş? Ceylan! Ayol bunların abileri de bırakmıyor ki. Ağız tadıyla bir sorguya çekeyim. Efendim abi? Ne konuşuyorsunuz orada Şadiye Ana'yla? Hiç abi. Havadan sudan. Ne konuşuruz biz? Üst baş, giyim kuşam, hava su. Kadınları iyice ettiniz zevzek. Memleket meselesi konuşuyoruz Eşref'im. Gel beraber konuşalım. Yok Şadiye Ana. Bugün o kadar laf dinledim ki artık memleket meselesini bile dinleyemem. Yürü eve gidiyoruz Ceylan. Abi ben daha yeni geldim. Ulan sanki hiç gelmediğin yerde. Yürü dedim. Öğrenebildin mi hangi erkekle konuşuyormuş o kızın senin? Sen bırak Reyhan'ı. Asıl şu doktor meselesini bir konuşacağız seninle. Fısır fısır konuşmayın. Ne diyeceksiniz bana da deyin. Ay aman abi ne konuşacağız? Hava su işte. Havayla suyu da konuşa konuşa kirlettiniz. Yürü dedim daha. Telefon et. Yürü. Ay söylemek lazım bu yamacıya ama... Tosun da gelecek zamanı buldu. Hele hele. Karadeniz'de gemilerin mi battı Gürbüz? Şadiye Ana hiç üzerime gelme. Dokunsana alırım. Senin de işin zor Gürbüz'üm. O yamacının elinde. Hmm. Her gün eziyet, her gün zulüm. Hı. Of. Ustam, bu Feraye'nin bir dostu var mıdır diyorsun? Senden hala dostu mu var? Neredesin Tosun? Sabahtan beri dükkanda bekliyorum gelmedi. O eşler de beni şişirdi şişirdi 1 milyon etti Feraye seni aldatıyor diye. Ulan sen onun neysin ki seni aldatsın? Öyle deme ustam. Aramızda bir samimiyet var. Gürbüzüm. Uzak dur o kadından. Hele bu sıra yolda görsen kaç. Ustam bir şey biliyorsun üzülmeyeyim diye bana mı söylemiyorsun? Gürbüz Latife bir kenara dediğimi yap. Uzak dur o turuva atından. Çifteyi yiyen sen olursan. Normalde erkeklerin dükkanına girmesi yasak. Ama madem öğrencisiniz, karnınız doymazsa kafanız çalışmaz. Yiyin. Yiyin, yiyin. İnisiyatif kullanıyorum. Sen mahallede mi yaşıyorsun? Ne oldu? Mahalleyi mi beğenemedin, beni mi beğenemedin? Tuhaf bir yer. Bence çok güzel. Bence de. Sen Eşref abiyi tanıyor musun? Eşref abileri tanımayan bu mahallede yaşayabilir mi? Biz yaşıyoruz. Çok yaşamazsınız. Bu Eşref Bey devlet görevlisi mi? Bir nevi gönüllü görevli. Benim kafam çok uyuşuyor Eşref abiyle. Kabadayı adamı severim. Görürüm kabadayı adamı sevmek ne demekmiş. Uzaktan sevmek aşkların en güzeli Tosun'u. Aa, Ejder, erkek almışsın dükkana. Ne be? Feraye Hanım, bunlar erkek değil, talebe. Ama Eşref Beyler duyarlarsa bizi ne yaparlar sen biliyor musun? Merak etmeyin hanımefendi. Eşref Bey benim yakınım olur. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ne güzel kadınmış buranın sahibi. Ben de bir gün evlenince mutlaka kafa açacağım, çok cool. Kimseye hizmet edemem vallahi. Aferin. Hı? Sadece erkeğine hizmet etmeli kadın. Mete manyak manyak ne konuşuyorsun?
Biz de böyle. İşine gelirse. Birader, burada kavurma var mı? Kavurma mı? Ay. Bizde sadece sebze yemekleri var. Eşref abi buraya gelmiyor demek ki. Söyleyeyim, burada da et yaptırsın. Aferin Tosun. Seni gözüm tuttu. Bu kuşların da işi zor. 6 ay burada, 6 ay Afrika'da. Daha ne kuşlardan? Öyle deme sarı. Dua et, kuşlara sardım. Ya sana sarsaydım? Sen dua et ki ben kuşlara bile sarmadım kara. Benim için buraya ne kuşlar var ne de sen varsın. Sen buraya olaydın, sana diyecek bir çift lafım var idi. Neymiş lafın? Ben buradaymışım gibi söyle. Yok, söylemem. Söylememen iyi. Ya sen söyleyince ben söylersem cevabı? Ne diyecekmişsin ki? Diyeceğim şu ki, bak şu Allah'ın işine. Kuşlar bir orada, bir burada. Bir Afrika'da, bir İstanbul'da. Ula, güvercinle martılar niye gitsinler Afrika'ya? Kuş bu. Kanadı var, uçar gider. Peşinden kış kış eden olur, takılır gider. Bir çağıran olur, koşar gider. Şimdi söyle bakayım bana sarı. Bu insanoğlu niye iki cikciye hemen koştur koştur gider? Onu hiç anlamam. En azından kuşların huyu suyu belli. Gittikleri geldikleri yer belli. Ha orası da evi, ha burası da evi. Ya insanoğlu hep mi yolunu şaşırır? Hep mi verdiği sözü unutur? Hiç mi utanmaz? Hiç mi Allah'tan korkmaz? Sarı sen ne diyorsun? Kara, asıl sen ne diyorsun? Ya sabır. Ben hiçbir şey demiyorum. O kadar laf ettim. Sen bir şey anlamadıysan benim anlatacağım hiçbir şey yok. Ulan ne olmuş bu adama? Hem kumar, hem zamparalık, hem arsızlık, hem yüzsüzlük. Allah ıslah etsin. Ula bütün karalar mı yanlış olur? Kara, kumar, kadın. Pardon abi. Evet. Eşref abinin kahvesi nerede? Şurada. Eyvallah. Eyvallah. Mete ne yapacağız kahvede? Çay içeceğiz. Ne yapacağız? Latte yoktur burada şimdi. Ya da cappuccino. Yoktur. Ama kavurma vardı belki. Gençler. Bir dakika durun. Aranızda erkek olanlar otursun. Kız olanlar oturmadan kalksın. Hayırdır abi niye? Kahve daha burası. Kızlara göre değil. Biz buranın sahibini tanıyoruz. Kimmiş buranın sahibi? Eşref abi. Doğru dur. Sen beni tanıyorsun da ben seni tanımıyorum. Eşref abi benim abim olur. Siz ona bir haber verseniz. Hı? Ula! Ben seni tanımıyorum dedim. Abi siz hangi Eşref abisiniz? Aferin sarıya. Rengine kurban olayım. Sarı sen burada kal. Siz üçünüz geçin yana. Emin adamlar o tarafa. Hadi. Kız milletine de sahip çıkar o kara Eşref. Hadi ya. Vay adamım gelmiş. Gelin gelin o tarafta zehirlenmeyin. Bu tarafın havası iyi. Eşref abi bu abi kim ya? Ben Eşref'im diyor. Bırakın desin. Eşref'im demeyle Eşref olunmaz. Kara. Adamlarını bulmuşsun. Haklısın. Peşinden gelen delikanlı yok.
Mecbur kızlarla idare edeceksin. Sarı! Efendim abi. Hadi lan! Harami Bey olunca... Kara kahveyi kumarda kaybetmiş. Feraye ile de dostlarmış. Ya. Kumar oynuyormuş. Aa! Feraye mi? Ay nereye götürmüş? Sen daha uyu uyu. Sarı Feraye kendine metres tutmuş, evleneceklermiş. Masuma el kokunca, sarı bulut uyunca. Ben de sana bir şey söyleyeceğim ama anladım. Sarı Eşref abimin Feraye'nin evine girerken gördüm. Ay Şiraze bozulunca, tartın eksik tartınca, karam onu duyunca. Ay ay. Hangisi, kara mı sarı mı? İkisi birden, ikisi birden. Ya kadın Ceylan'ı da kadın doktoruna götürmüş. Ay bu kıyafet düzen bozunca, Eşref kolu doyunca. Ne oluyor ya? Böyle kapı çalıyorsun. Hırsız gibi. Kaynıyor mahalle, kaynıyor kız. Aa. Eşref Feraye dost tutmuş. Tabii ya. Yapma ya. Oo, komşu. Duydun mu? Eşrefler Feraye'yi metres tutmuş. Deme. Feraye. Bakmaz gözün yaşına. Atı alan Üsküdar'ı geçti, sen daha uyu Gürbüz Efendi. Feraye iki eşrefi de idare ediyormuş. Vay anam, vay vay. Etleri kendine mi alıyorsun Reyhan? Abi ne eti? Nohut koydum, aynı şey. Bacım o kadar boğazını tuttun tuttun. Kaç kilo verdin? Söylemem abi, bereketi kaçar. Müflis tüccar. Bu kiloları veresiye veriyorsun. Yarın geri alacaksın hepsini. Ben senin yerinde olsam peresi bırakırdım. İki günlük dünya. Zaten bir günde geçti değilsin, öyle mi abi? He öyle. Bir şey var duysan, ya sıkıntıdan kururdun ya da toptan tuluk olurdun. Ben kaderime razıyım, söyle duyayım abi. Getir bir top kavurma söyleyeyim. Sen numara yapıyorsun kavurma yemek için. Asıl sen bendekini duysan, gözün kavurma mı görürdü? Ben sabahtan beri sana diyeyim ağzında bakla var diye. Söyle bak, gözüm ne göreyim? Ölürüm söylemem. Asıl sen numara yapmışsın ben anlatam diye. Ama yemezler. Ne hoş. Yemesinler ki zayıflayalar. Kıyamam ki ben bu kara tuluğa söyleyeyim. Yüreğine iner garip. Boş beleş ama sevmiş işte, ne yapsın. Bir şey mi dedin abi? Ne diyeceğim? Tuzu uzat dedim. Vah dağlar aslan abim vah. Ceylan'ın hangi otlaklarda gezer olmuş haberin yok. Haberin olsa kahrından şu nohut tanesi kadar kalırdın. Bir şey mi dedin Reyhan? Yok abi, nohut biraz sert mi olmuş dedim. He, çekmemiş suyunu, biraz sert olmuş.
De hadi git yat. Hadi. Abi bu saatte yatılır mı? İkimizden biri mecbur yatacak Reyhan. Yoksa bu böyle olmayacak. Abi uykun geldiyse yat. Benim gözüme bu dertte uyku hayatta girmez. Kız hakikaten bir şey mi bildiysin sen? Ya dert derken nohutu diyeyim abi. Ben nasıl tam pişirememişim? Of of. Ben ne diyeyim sen ne diyorsun? Keşke her derdimiz nohut kadar olaydı. Pilava katar yerdik. İnsan yaptığını yemez mi? Niye yemiyorsun? Yiyorum abi. Evet, sen yiyorsun ben göremiyorum öyle mi? Duruyor o tabandakiler. Ne bileyim hiç iştahım yok. Evet. Benim de iştahım yok. Ama mecbur yiyorum. Sıkıntıdan. Senin canın neye sıkkın abi? Bu memleket meseleleri üzüyor beni. Hangisi abi? Ha bu kuşlar 6 ayda bir gidiyor geliyor ya. Ona. Oh, oh. Ulan tanıdığın bir kuş mu var? Niye üzüldün? Yok abi. Ulan Ceylan sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok abi. İyi. Ben senden bir şey saklıyorum. Ne saklıyorsun abi? Ceylan ben senden bir şey saklıyorsam demek ki seni de ilgilendiren bir şey ki o yüzden saklıyorum. Üzülme diye söylemiyorum da. Abi. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ben de aynı durumdayım. Ne durumdasın? Ben de seni üzecek bir şey biliyorum sanki ama... Ama? Hem sanki hem ama. Ne oluyor böyle Ceylan? Bir şey yok abi. Ula bu benim zarfli iyi. Sarı kendine dikkat et zarfı açma. Abi. He, efendim. Eskiden hani böyle yılbaşı tebrikleri vardı atardık akrabalarımıza. Bu kesin beni zarfliği tut kendini sarı zarfı açtın açacağım. Nereden aklına geldi tebrik zarfı? Yılbaşı geldi ya ondan. Öyleyse mesele yok. Bu konuda burada kapanmıştır. Başka memleket meselesi aç bakalım. O kadar televizyonda haber seyrediyorsun. Yok mu bir şey? Bu abim çok saf, vah vah. Nasıl yapsam da söylemesem. Duyarsa derdinden hem ölür hem öldürür. Hadi daha. İstanbul'un su sorunu kalmamış abi. E kainat ısınmasına ne olmuş o zaman? Bu ara kainat serin diyorlar ne bileyim. He. Kıskançlık cinayetleri artmış. Bu büyük zar sakın pulu yapıştırma Eşref. Ne yaptın bugün? Hiç. O hain kardeşini gördün mü? O ne yapmış? İyi ne yapsın? Nikah için gün almışlar belediyeden. Ah, zevzek zevzek konuşma. Dil tohum atar. Şakası bile hoş değil. Ay zaten canım sıkkın. Niye lan neyin var? Ay Hayati. Dünyanın en önemli dedikodusunu versen öyle suratıma bakarsın. Ana bundan sana ne diye. Ben de seni hoplatacak bir sürü dedikodu var ama. Hele hele söyle. Söylemem. Ay bayılacağım. Hakikaten mi nikah günü almışlar? Bazıları nikahsız yapıyor ana. Aa, sen nereden duydun? Ana senin de mi haberin var? Bu Eşref abin de hakikaten ağzında baklaslamıyor arkadaş. Ne Eşref abisi? Seninki Eşref'le ilgili değil mi? Yok benimki Ceylan'la Reyhan'la ilgili. Sana ne ana Reyhan'la Ceylan'dan? Ah ah şimdi Sebahati olacaktı ki verecektik lafın gözüne verecektik lafın gözüne. Ay hiç bana çekmemişsin ki. Ay ne olsun ne be baban.
Yemeği yemiyorsun. Bari bir bardak süt iç tosunum. İştahım yok ustam. Süte iştah lazım değil. İlaç gibi düşüneceksin. Usta ben bir hava alıp geleyim. Bıkmadın mı hep havanı almaktan Gürbüz? Usta Allah aşkına gelme üstüme ya. Yavaş ye Sebahat, yavaş ye. Bir nefes al, bir nefes ver. Ondan sonra devam et. Sıkıntıdan yadigar baba. Ne oluyor bu sıkıntı sıkıntı? Ananı özlediysen karşıda koş. Ah. Anam bir duysa ki ben neler biliyorum. Lütfiye'yi bile gelin alır sırf beni konuşturmak için. Zaten Eşref abini de fitlemişsin. Oğlum bin kere söylemedim mi meseleleri abartmayın. Bir kusur gördüyseniz araştırın doğru mu yanlış mı diye. Çekin kusurlu gördüğünüzü, uyarın. Baba ben Eşref abi çekim ne diyeceğim? Kumar oynamışsın yanlış mı diyeceğim? Ya oynamıyorsa anası kılıklı. Gördün mü zar atarken? Gördün mü kağıt atarken? Yok görmedim. Azıcık babana çekeydin ya. Rahmetli cennetlik adamdı. Kalk kapıyı aç, anan geldi. Anam mı? Nasıl anladın ya? Yadigarın alacaklısı mı var böyle kapıyı çalsın? Bir anam var, o da canımı almadan vazgeçmez. Aa anam. Çekil, nerede o yamacı? İçeride ana, nerede olacak? Senin anan yok. Yamacı, sen burada daha otur, lık 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 süt iç. Kadın, yok Eşref kumar oynuyor. Eşref Feraye ile oynuyor. Feraye iki Eşref'le oynuyor diyeceksen hepsini biliyorum. Hadi canım. Sen daha uyu. Asıl sen uyuyorsun. Reyhan bir başka herifle konuşur. Ceylan Turvan'ın peşinde kadın doğumculara gider. Uydurma. Ben ne uyduracağım? Birbirleri hakkında dediklerini diyorum. Ne olmuş bu mahalleye ya Rabbim? Sebahati. Al o Hayati'yi, gidin Eşref abilerinizle ablalarınızı buraya çağırın. Adam sen çıldırdın mı? Birbirlerini keserler. Kessinler. Ya dedikoduyu kessinler ya da birbirlerini kessinler. Ya da ben keseceğim bilirim. Vay yağdoş, gözümsün. Ahlaksız kadın, terbiyesiz kadın, beni de burada alet. Ahlaksız! Oğlum sormadın mı niye çağırıyormuş diye? Abi neyini sorayım? Yabancı yer değil. Olmadı bir çay içeri dönersiniz. Abi ben diyeyim ki gitmeyek. Bu öbür sarılar da gelecekse böyle ters düz konuşurlar canını sıkarlar. Onlar gidecek biz gitmeyeceğiz. Sonra ne olacak Raya? Ha? Kara bir şey sakladı korktu gelmedi olacak. He vallahi abi olur. Ne olur bir şey mi saklayayım Hayati Bey? Ben saklayayım da seni bilmeyeyim abi. Abi siz ne saklıyorsunuz? Hayati bilmiyor musun? Bir muamma, bir gizem, kendince entrika. Öyle olsun abi. Ben yine de diyeyim ki gitmeyek. İyi, sen otur ben gideyim bakayım ne diyorlar. Öyle olmaz abi, ikinizi birden istedi. Emredersin Hayati Bey. Estağfurullah abi. Madem Yadigar Baba ismimi almış, söylemiş o da gelsin demiş. Onun hatırına geleyim bari. Bak bak. Sanki gelmeyecek de hatır koyuyor ki araya gelsin. Çatlarsın meraktan. İyi giy mantonu düşünüm hadi. Benimkini de ver. Abi şimdi Ceylan ablanın yanında söyleyemem. Nasıl evde öğreneceksiniz? Neyi öğreneceğiz? Abi hani memleket meseleleri vardı ya. Kuşlar filan diyor abi. Ula siz aranızda gizli gizli konuşuyor musunuz? Benim bu şifrelerimi nereden biliyorsunuz? Ay abi nereden bileyim? Bir şey bilmiyorum. Ama inan sen de hiç bir şey bilmiyorsun. Abla sen ne biliyorsun? Senin ablan her şeyi bilir Sebahattin. Ablam her şeyi biliyormuş abi. Pul yapıştırma Sebahattin. Pul yapıştırma. Seni zarflıyor anlamadın mı? Beni zarfladı zarfladı konuşmadı. Şimdi sıra sende. Fosso! Gelecek misiniz yoksa orada dikilecek misiniz? Niye? Yolu bilmiyor musun? Git işte önceden.
Sen şimdi yolu çıkaramazsın, başka bir yerlere saparsın. Elinden tutam götürem dedim. Alışmışsın el tutmaya. Doğru dur. Geleyim yanına. Abi ne oluyor? Sus kız. Abi vallahi siz bir polim çevirirsiniz ha. Sus kız. Sebahati, içinde tut hayatı. Geldim, geldim. Oo, Gürbüzcüğüm gel içeri, gel. Nerelerdesin tatlım, hiç görüşemiyoruz. Yoksunuz Feraye Hanım. Bunu. Hayırdır Gürbüz? Canım bir şey mi sıkın? Çok sıkın. Ne oldu? Evde biri mi var? Yo. Kim olacak? Hayatınızda biri mi var? O ne demek? Ne bileyim, herkes bunu konuşuyor. Ne konuşuyorlarmış? Yok Feraye Sarı Eşref'le beraber, yok Feraye Kara Eşref'le beraber, yok ikisiyle de aynı anda beraber, yok ikisi de değil başka biri var. Gürbüz sen ne diyorsun? Bunlar çok ayıp. Ben de çok ayıp olduğu için sizden bir cevap bekliyorum. Gürbüz, haddini bil. Yok, ben haddimi biliyorum, siz bilmiyorsunuz. Ben bu mahalleye yerleşmenize yardımcı oldum. Sizi kimse tanımazken ben iyi insan dedim. Kimseye zararı olmaz dedim. Oysa siz... Oysa ben ne yapmışım? Hiçbir şey yapmamışsınız bile dedikoduların çıkmasına sebep oluyorsunuz. Gürbüz, birincisi kimin ne söylediği umurumda değil. İkincisi sen dahil hiç kimsenin bana hesap sormaya hakkı yok. Üçüncüsü kiminle istersem onunla beraber olurum, bekar kadınım. Olamazsın! Yok yok. Gürbüz kesin dövüyor canım kadıncağızı. Gürbüz kendini dövüyordur. Kafasını duvarlara vuruyordur. Birazcık yaşım daha büyük olsaydı da bu kadın benim olsaydı diye. Yadigara söylemek lazım, bu çocuğu zapt etsin. Bugün kendini döver, yarın öbür günde kadıncağızı döver. Ya niye dövsün? Madem öyle bir samimiyeti var, daha başka şeyler yapar. Ya müsaade etmiyorsa kadın? Bir girip baksam mıydık? Gireceğiz. Polis çağıralım. Al Ceylan, al. Sağ ol baba. Herkes yerini bilir de ben senin için yapıştırdım. Gelip tepemize oturma diye. Aman. Senin yerin buraya. Sizin kavganızı seyredelim diye mi çağırdınız? Yoksa bir şey konuşacağız mı? Pardon.
Ben diyorum ki kızlar çıksın. Konuşacaklarımız ağır. Bence de çıksınlar. En azından yarın öbür gün yüzümüze bakmaya yüzün olur. He abi, doğru söylesin valla. Ceylan Hanım çıksın. Nasıl yüzümüze bakar sonra? Benim verilemeyecek hesabım yok Reyhan Hanım. Buyurun, kapı orada. Herkes kalacak. Söyle bakalım Kara Eşref. Sen kumar mı oynuyorsun? Haşa. Haşa. Duyan olmuş, gören olmuş. Kumarhaneden çıkıyor musun? Çıkıyordum. Ama ben ömrümde kumar oynamadım, oynamam. Ne işin var kumar oynanan yerde o zaman? İsim veremem. Bizim çocuklardan birini araya almışlar, ezmişler. Karısı da fukara. Mahallenin sahibi olarak başvurmuş, medet istemiş. Biz de gidip olaya el koymuşuz. Abi kimmiş o ya? O bizim hırdavat Cahşim yok mu? Hani karısı Samsun'dan gelen. Hani Üsküplü Ali Rıza Bey'in oğlu. O mu? Boy derilmesin. Alo! Fısıldamak yok! Artık fısıldamak yok! Söyle bakalım Sara Eşref. Senin Feraye'nin evinde ne işin var? Çağırmış beni. Aha, bu Lahmiye sevdalandığını söylemiş. Olacağı buydu. Kardeşim, kaç kere dedim. Bu kadını mahalle sokmayın. Dayanamaz bu kara kaşa, bu kara göze. Bana bir şey oluyor. Cik cik. Besle karkayı, oysun gözünü. Ne dedi? Ağzıyla Kara Eşref'e aşıkım mı dedi? Demedi o. Kara sevdaya tutuldum Eşref Bey dedi. Aha, böyle gözleri baygın baygın. Yok canım, dememiştir. Dedi da. O zaman sana yanıkmış Sarı. Bağım yanıkmış. Abi yüreğim bulan et, sen de yüreğim bulan etme. Sus kız. Uy, karı bize pulu yapıştırmış, zarfı yedirmiş. Biz hiç anlamamışız posta. O karı da senin boyuna posuna aldanmış ama... ben diyorum, sen kadınlardan anlamazsın. Safsın, saf. Nasılmış ya Reyhan Hanım? Sen öyle sus. Cevap ver. Ne işin var kadın doğumcularda? Allah iftiranın böylesinden saklasın. Ay, kızcağız rica etti kulağım ağrıyor diye. Ay, kulak burun boğazcıya gittik. Ne kadın doğumcusu? Tabelası düşmüş. Söyledim, yerine taktılar. Ama işte herkes başkasını kendi gibi biliyor. Sen söyle o zaman. Kapının önünde saatlerce hangi adamla konuştun? Ne? Ay yok. Kiminle konuşacağım ana? Alemdar Ağa'nın yeğen Turgay abi yok mu? Abimi sordu, evde yok dedim. Ne? Ne? Vay vay vay. Turgay mı gelmiş? Bak sen. Turgay mahalleye gelmiş. Benim haberim yok. İkinizi de evlatlıktan atıyorum. Turgay gelmiş, haberim yok. Allah Allah. Siz bana nasıl söylemezsiniz Eşrefler? Herkese uğramış Turgay. Sana uğramadı mı Yadigar Baba? Ulan Sebahat, sen söylemedin mi Yadigar Baba'ya? Sen söylemedin mi? Bir de aynı evde kalıyorsun. Bir de aynı evde. Ne? Şiddet yok. Şiddet yok. Hiç çocuklara atmayın kabahati. Ben de sizi bu yüzden çağırdım buraya. Mahalleye fitne girmesine sebep oluyor bu sizin ayrılığınız. Birbirinize inadınızdan insanlar ölecek. Bugüne kadar inadınıza hiçbir şey demedim. Çünkü yüzünüze karşı birbirinize söyleyemediğiniz şey yoktu. Mevzuyu nereye getireceksin adam? Şimdi sen de boş buldun meydanı. Konuş baban, konuş. İşte herkes yanlış anlamıştı, anladık. Niye yanlış anlamışlar? Her şeyi çok iyi biliyorsun. Onu da söyle.
Ayol ne var bunda bilemeyecek? Ceylan Reyhan'la konuşmaz. Reyhan Ceylan'la. Eşrefler birbirleriyle. Ben Sebahati ile, Sebahati benle. Dedikodu trafiği rahat dönmüyor. Kitlenmiş ondan. Bu böyle gitmez. Şimdiye kadar size yanlış bir şey yaptırdım mı? Yok. Yok. Sizin kötülüğünüze bir şey yapar mıyım? Yok. Yok. O zaman Allah'ın emri, peygamberin kavliyle iki eşreften bacılarını birbirleri için istiyorum. Verdim gitti. Hadi öpün ellerimi. Kadın, patlama sos. Senin neyin ki veriyorsun? Bu iki eşref konuşsun. Önce Sarı konuşsun. Ben onun üzerine rahat konuşurum. Ben konuşurum. Öp elimi vereyim bacımı. Öpmeye gelirsek öpülecek el burada. Öpersin elimi, alırsın bacımı. Ya şimdi siz ikiniz de benim elimi öpmez misiniz? Ben öperim baba. Nankörler. Senin ikinini de öpelim ana.